Merhaba arkadaşlar, biz hızlı ayaklar olarak temizliğe çok önem veriyoruz. Yemekten önce, sonra, dışarıdan gelince, hapşırınca, öksürünce ve en önemlisi tuvaletten hemen sonra hiçbir yere dokunmadan ellerimizi bol su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkıyoruz. Avuç içlerimizi, parmaklarımızı, elimizin dışını ve bileklerimizi güzelce sabunla ovalıyoruz. Düzenli duş alarak vücudumuzu temiz tutuyoruz. Günde en az 2 defa dişlerimizi fırçalıyor, bir yere dokunduktan sonra elimizi yıkamadan yüzümüze ve ağzımıza değdirmiyoruz. Unutmayın, hiçbir mikrop temizliği sevmez. Temiz olalım, sağlıklı kalalım. Haberin ve Spor'un kanalı Ülke TV'ye hoş geldiniz. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, bir hafta başında daha yine sizlerle birlikteyiz. Gündem koronavirüs. Ligler ertelendi, hayat durdu. Spor faaliyetleri de bu şekilde durmuş oldu. Bu süreçte biz de Ankara Gücü Kulübü'nün çok değerli başkanı Fatih Mert'i bu hafta programımızda konuk ediyoruz. Ve kendisine hoş geldin diyoruz sevgili başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, gündemimiz koronavirüs dedik. Ligler biliyorsunuz ertelendi ve süresiz ertelendi. Tarih de veremiyoruz şu anda. Hiçbir kimse bir şey diyemiyor. Sadece Türkiye için değil bu. Bütün dünya için geçerli. Hatta Brezilya ve Kanada olimpiyatların bile ertelenmesi için IOC'ye başvuruda bulundu bu şartlar altında. Çünkü sporcuların çalışamadığını söylediler. Biliyorsunuz İtalya Serie C kulüplerinden Pergolettese kulübü başkanı 37 yaşında. Dikkatinizi çekmek istiyorum. 37 yaşında Andrea Micheli vefat etti. Aynı şekilde Real Madrid başkanı, eski başkanı Lorenzo Sanz da koronavirüsten hayatını kaybetti. Fenerbahçe Beko'da durumlar netliğini kazanmadı. Abdurrahim Albayrak Galatasaray ikinci başkanı da koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Gündemimiz koronavirüs diyoruz ve Ankara Gücü Başkanımıza hemen dönüyoruz. Efendim başkanım tekrar hoş geldiniz diyoruz ve Ankara Gücü neler yapıyor koronavirüs için? Kulüpte gerekli tedbirler alındı mı? Tekrar hoş bulduk. Kulübümüzde biz Perşembe gününe kadar bir önceki hafta seyircisiz oynamayı teklif etmişti. Seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Kulübümüz bütün takımlar maçlarını seyircisiz olarak oynadılar. Daha sonraki geçen hafta için antrenmanlarımız Perşembe gününe kadar devam etti. Perşembe günü Sayın Bakan, Spor Bakanlığı'nın işte 3 federasyon başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı ile yaptığı toplantı sonrasında biz de Ankara Gücü Kulübü olarak o gün itibariyle futbolcularımıza izin verdik. Futbolcularımız şu anda çarşamba günü olarak belirledik toplanma gününü. Hepsi şu anda Ankara'da ve evlerinde istirahat ediyorlar. Kulüp olarak da tedbirleri aldık. Kulüp çalışanlarının neredeyse 3'te 1'i, belki daha azı 4'te 1'i şu anda çalışıyor. Diğerleri evlerinde bulunuyorlar. Sokağa az çıkması için evde kala desteğimiz olsun, biz de katkımız olsun ve de uygulayalım diye. Kulüp personelimiz de aynen bu şekilde yaptık. Bekliyoruz şu anda. Çarşamba günü büyük ihtimalle takımı toplamayı düşünüyoruz. Ama tabii ki her gün akşam Sağlık Bakanımızın gece yarısı yapmış olduğu açıklamaları biz de takip ediyoruz. Oradan en sağlıklı bilgiler oradan geliyor. Rakamları takip ediyoruz. Yayılış hızını oradan görüyoruz. Ona göre diğer kulüplerle bir WhatsApp hattımız var başkanların olduğu. Oradan bir yazışıyoruz. Bilgi alışverişi oluyor. Kulüpler Birliği'nden gelen bilgiler oluyor. Ona göre önümüzdeki sürece bakacağız. Çarşambadan itibaren bakacağız. Evet. Zaten 17 Nisan ya da 27 Nisan gibi bir süreç veriliyor ama şu anda tabii önümüzü görmediğimiz bir gerçek. Siz buna hazır mısınız? O şöyle. Cuma günü telekonferans yöntemiyle bir Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirdik. O toplantıda federasyonun Spor Bakanlığı'na bir tarih bildirmesi gerekiyor. Müsabakalarla ilgili bir bilgi söylendi. Bu bilgi doğrultusunda kulüpler burada istişarelerini yaptı. En erken 17 Nisan.
Ama bunu önemli belirtiyorum. En erken 17 Nisan'da bir tarih verme zorunluluğu söylendiği için bunu da verdik diyorsunuz. Verildi. Bütün kulüpler burada mutabakat, yani bazı kulüpler 30'u olsun dedi. Bazıları daha da geç olabilir, bilmiyoruz dedi. Ama en erken tarih bu olabilir diye bu şekilde söylendi. Evet. Başkanım, isterseniz kulüpler birliği olarak yapmış olduğunuz telekonferans toplantısı ile ilgili isterseniz sorularımız olsun. Üç seçenek var deniyor. Bilmiyorum, başka kulüp başkanları da başka seçenekler ortaya atıyorlar mı? Ligler başlar ve biter. Playoff, bir de tescil. Şu an itibariyle tescil edilsin. Ama tescil edilsin derken de son 3 kulübün durumu ne olur? O da ayrı tartışma konusu. Kümede kalır mı, kalmaz mı? Önümüzdeki yıl 3 aşağıdan gelecek 3 ile 21 kulüp mü olur? Tabii bunlar hep afaki, bilmediğimiz şeyler. Sizler neler söylersiniz? Orada şu şekilde oldu o görüşmeler. Şimdi orada herkes görüşünü söylüyor. Gündem aslında bir tarih belirtmek üzerine olan bir gündemdi. Bu arada herkes gidişatla ilgili görüşünü söylüyor. Kendi kulüplerindeki sıkıntıları söylüyor. Yaşananları anlatıyor. İşte varsayımlar üzerine gidiliyor. İşte böyle olursa, işte bu tarihe kadar yetişmezse nasıl olur falan diye. Bunu da orada bir iki kulüp başkanı bunu dillendirdi. Ama şu şekilde, işte 1-2-3 senaryo olabilir. Birincisi, işte liglerin 17 Nisan'da başlayabilirse başlar, zamanında tamamlanır. Haziran sonuna kadar biter. İkinci senaryo, işte ligler daha ileriki bir tarihte başlar, sıkıştırılmış olarak oynanabilir, yetiştirilebilir. Üçüncü senaryoda ligler iptal olur. Şampiyon belirlenmesi gerekiyorsa belki bir playoff oynanabilir gibi. Hı-hı. Ama bunlar yani Kulüpler Birliği'nden çıkan bir resmi görüş olarak değil. Orada yapılan görüşme sırasında herkesin fikrini söylenen fikirlerden bahsediyordu. Hatta başkanın birisi de dedi, eğer Nisan'da sonuna kadar oynanmazsa farklı şeyler konuşulur. Artık burada iptal gündeme gelebilir. Değil mi? Yani, tabii. Şimdi biz şunu kabul edemeyiz. Yani işte ligler bu şekilde tescillensin, işte 3 takım düşsün, öbürü şampiyon olsun. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi biz Ankara Gücü Kulübü olarak transfer yasağını kaldırabilmek için 96 milyon lira ödeme yapmak zorunda kaldık ve bu paraları bulduk ve borçlandık. Şimdi biz böyle bir ortamda bunu kabul edebilir miyiz? Bu mümkün değil. Çünkü ikinci yarı puan tablosunda biz 10. sıradayız. İlk yarı transfer yapamamış bir takım var. Hatta ilk yarının ilk 2 maçında da biz eski kadroyla oynamak zorunda kaldık. Onlardan bir tanesinden 3 puan alsak 4. ya da 5.yiz. İkinci yarı performansı itibariyle. Onun için böyle bir şey mümkün değil. Bunu biz kabul etmeyiz. Olamaz. İptal olabilir. Yani ligler aynı şekilde bu sene, şimdi okuyorum mesela, bunu Beşiktaş Başkanı Ahmet Bey de söylemiş. Bu sene yok sayılabilir. Şeyle ilgili, şampiyonlukla ilgili ve Avrupa kupalarıyla ilgili bir kriterler belirlenebilir. Ligler 20 takım ya da 21 takımda olabilir. Niye olmasın? Ben inceledim. Daha önce yaşadık bunları. Premier Lig 20 takım, Serie A, La Liga, Fransa Lig 1, bunların hepsi 20 ve 22 takımla tabii oynanıyor. Avrupa'nın en büyük ligleri bunlar. Türkiye'de de bu olabilir. Yani niye olmasın? Olabilir. Aşağıdaki 2 takım, 3 takım gelebilir. İkinci ligden birinci lige de öyle gelebilir. Ben burada yayıncı kuruluşun falan da bir zararın olacağını düşünmüyorum. Daha fazla maç yayınlayacağı için. Tabii, onların da işine neyine gelebilir. Evet. Daha fazla mı? Çünkü takvimde yetiyor. 20-21 takım olmasına müsabaka takvimi de yetiyor. Böyle olabilir. Yani biz bunu kabul edebiliriz. Bunun haricindeki bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Evet. İstersen Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun yaptığı basın toplantısını tekrar bir ekrana taşıyalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Hazırsa arkadaşlar getirelim Sayın Bakan'ın konuşmasını. Biliyorsunuz Türkiye olarak salgın ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz. Ve ülke olarak tüm gelişmeleri an be an takip ediyor ve bununla birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunları da uygulamaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün çok kapsamlı, çok etkili ve çok verimli bir toplantı Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirildi. Pek çok alanı kapsayan. Ülkemizin bu süreci en az zayiatta daha güçlenerek atlatması yolunda
pek çok karar alındı. Voleybol, basketbol, futbol federasyonları başkanımız, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımızla birlikte bu kararları tekrar mütalaa ettik ve liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik. Ve inşallah yine bundan sonraki süreçte yine kulüplerimizle, federasyonlarımızla olan sıkı diyalogumuz, işbirliğimiz devam edecek ve az önce de ifade ettiğim gibi bu konuda hiçbir irtifa kaybetmesizin yolumuza devam edeceğiz. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, tekrar birlikteyiz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Şu illetten kurtulana kadar evde kalmaya devam ediyoruz. Ve şimdi tekrar bir haberimiz daha var. Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan, aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkan Vekili kendisi, Dönüşümüz Muhteşem Olacak klibi yayınladı. İsterseniz içimizi rahatlatsın, o güzel haberi verelim hep birlikte. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, biliyoruz Ankara güçlüler özellikle Fatih Mert'e soracağımız soruları merakla bekliyorlar. Biz de hemen başlayalım. Bu arada sevgili Mehmet Baykan'a da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Mükemmel bir klip. İçimizi, kalbimizi şöyle rahatlattı. Sevgili başkanım, şimdi benim önümde bir liste var. Gaziantep, Başakşehir, Trabzon, Alanya, Göztepe, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçları arka arkaya. Gaziantep, Trabzon, Göztepe ve Denizli maçları dışarıda. Evet. Biz gördüğümüz kadarıyla şeye daha çok, büyük takımlara karşı daha motive oluyor takımımız. Evet. Bir Fenerbahçe maçını ben hatırlıyorum. Gerçekten güzel bir futbol oynadık. Neler söyleyeceksiniz? Liglerin oynandığını varsayarsak. Ondan sonraki Beşiktaş, şimdi Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı, evet. Yani 2-1 yenilmemize rağmen o gün maalesef hakem hatalarına biraz kurban olduğumuzu düşünüyoruz o maçta. Enteresan bir şekilde bizim takımımız iyi oynayan rakibe karşı daha iyi oynuyor. Öyle bir özelliği var. Biraz daha belki şampiyonluğa oynayan rakiplerle biraz daha daha fazla motive oluyor diye düşünüyorum biraz daha futbolcuların. Onun için de konuştuk zaten futbolcularımızla artık. Bütün maçlardan bizim puan almamız lazım. Hepsini kazanmamız lazım. Ligler oynanırsa biz iddialıyız. Biz Ankara Gücü ligde kalacağına biz inanıyoruz. Oynanırsa işte Gaziantep
maçımız vardı. Cumartesi günü olacaktı. Ben çok ümitliydim o maçtan. Çünkü Gaziantep Kulübü'nün biraz bir önceki haftadan hocası, futbolcuları biraz böyle bir hafif şeyler olduğunu görüyorduk. Hı-hı. Medyadan da takip ettik. Biraz da bir sanki düşüş var gibi geldi bize. Biz de iyi hazırlandık. Bu fırsatı değerlendirelim. Tabii, tabii, kesinlikle. Ben hep arkadaşlarıma söyledim. Hocaya da söylüyordum. Sportif direktöre de söylüyordum. Biz gidersek cumartesi günü yenip geliriz diyordum Gaziantep'e. İnanıyordum gerçekten buna. Çünkü biz perşembe gününe kadar bir futbolcumuz haricinde bir perşembe günü belki sakatlık oldu. Antrenmanlara devam ettik tüm kadroyla ve de futbolcuları biraz izole ettik. Bu şeylerden de işte koronavirüsle ilgili şeyleri falan, hı hı, çok takmayın. İşte Türkiye'de çok yok işte diye motive de ettik onları. İyiydi. Gidersek yeneriz diye düşünüyordum ben ama kısmet olmadı. Tabii devletin aldığı karar her şeyden daha önemli. Önce insan sağlığı. Önemli olan bu. Doğru ve yerinde zamanında bir karar oldu bence. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. 8 tane maçımız var. Seyircili ya da seyircisiz artık fark etmez. Ama biz Ankara Gücü olarak seyirci baskısı kurabilen bir kulübüz. Yani Ankara'da oynadığımız maçlarda özellikle bizim taraftarımızın gerçekten de saha sonuçlarına gerçekten katkısı var. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Deplasmanda bile mesela, eğer ki deplasmanda gittiğimiz stadyum büyükse 1000-2000 kişi olabiliyor bizim seyircimiz. Orada da ciddi manada katkısını gösteriyor bize. Yıllardır yaşanıyor bu böyle. Ankara Gücü seyircisi sayesinde aldığı bir sürü maç olmuştur. Ben seyircili olursa bizim için bir avantaj. Yani deplasman bile. Kesinlikle. Deplasman bile bizim için bir avantaj. Ama olmazsa, şartlar seyircisiz oynamayı gerektirirse, ki bu en son istediğimiz. Yani seyircisiz maçın tadı tuzu olmuyor. Yani şeyi de olmuyor. Ekonomik anlamda da bir, tabii, kulüplere katkısı olmuyor. O zaman da biz 8 maçtan gereğini yapıp ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü çok mücadele ettik biz buraya gelebilmek için. Bunları konuşabilmek için. Şu anda biraz önce de söylediğim gibi biz ikinci yarı itibariyle lig 10.suyuz. Dün baktım o tabloya. Kayseri ve Konyaspor maçlarına transfer yasağını kaldıramadan girdik biz. Orada transfer yasağımız vardı. O maçların bir tanesinden 3 puan almış olsaydık ligin 4. ya da 5.si ikinci yarı puanı anlamıyla. Yani yaptığımız transferlerin takıma katkısını görmüş olduk. Ankara Gücü ilk yarı eşit bir rekabetin içerisinde olamadı. Olmadı. Bütün kulüpler transfer yapmıştı. Bir şekilde lige başlamıştı. Biz 31 Ekim itibariyle göreve geldik ve de o kongre sürecinde de ister istemez kulüpte tabii ki bir boşluk oluşuyor. Yani her ne kadar yönetim o güne kadar dursa da ister istemez işlerde bazı boşluklar oluşabiliyor. Kadro yetersiz. Bu tür sorunlar var. Hı-hı. Onun için ikinci yarı bizim için çok önemliydi. Ama şimdi motivasyon, yani bu saatten sonra bu motivasyon, kulüpler bizim için söylemiyorum, tamamı için. Tamam, 18'de bütün ligler için söylüyorum. Tabii. Şimdi bu futbolcuları buraya getirmek, yani toplayacağız, tekrar motive edeceğiz. Tekrar lige hazırlamak, kendimizi hazırlamak. Yani bu gerçekten de zor. Yani bunu işte yaşayıp hep beraber göreceğiz. İleriki günlerde nasıl bir karar alır devletimiz, ona bakıyoruz hep. Evet. Sevgili Başkan, şimdi borç dediniz. 100 trilyona yakın bir borç ödemesinden bahsettiniz. Kulüp borçları ne düzeyde diyeyim? Baş edilebilir noktaya geldi mi? Evet. Gelir gider dengesi ne düzeyde şu anda? Böyle sorular var. Şöyle, neler ben onu söyleyeyim. Kongrede de söylemiştim. Ankara Gücü'nün bizim kongreden sonra 1 Kasım itibariyle bizim devraldığımız tabloda 295 milyon 500 bin lira artı faiz ve önümüzdeki 7 ayın sabit gideri borcu vardı. Aylık da 10 milyon civarında bu kulübün sabit gideri olduğunu düşünürsek 70 milyon lira civarında da böyle bir borç var. Faizlerle beraber bu 390-400 milyon civarında. Bir kısım gelecek işte federasyondan temlik verilmişler. Düşüldükten sonra 380 milyon civarında bizim devraldığımızda bu kulübün bir borcu görünüyor. Biz bugüne kadar transfer yasağını kaldırabilmek için biraz önce söylediğim gibi 96 milyon ve o günden bugüne bulunan paralarla 100 milyonu geçen bir rakam bulabildik bu kulübe. Bunun 37-38 milyon lirası bağış bu paraların. Sponsorluklar ve bağış parası. Onun haricinde bu tabii ki borçtan eksildi ama onun haricindeki rakam şu anda devam ediyor kulübün borcu. Mücadele ediyoruz. Gerçekten ekonomik olarak çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Yani bu paraları bulabilmek,
Çok önemli. Bunları verebilmek gerçekten çok önemli. Çok kolay işler değil bunlar. Evet. Ben şimdi bir soru soracaktım. Siz onu dolaylı olarak cevaplamış oldunuz. Ankaralı iş adamları ve Ankaralılar sahipleniyor mu size diyecektim. Demek ki sahipleniyorlar. Ya şöyle, ciddi şimdi burada rakamlar ödemişler. Burada şu şekilde, ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Ankara Gücü Kulübü'nün hayatta kalabilmesi için, devam edebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın ciddi bir katkısı. Yani nasıl bu katkı, onu da söyleyeyim. Yani diğer kulüpler ve diğer şeyler yanlış anlamasın. Bu kulübe daha önceden verilen ve sonradan kesilen sponsorluklar var. Nasıl makine kimya endüstrisi kurumu gibi. Mesela MK Ankara Gücü'ne çeşitli dönemlerde sponsor olmuş. Daha sonraki dönemlerde kesmiş. Biz bu sponsorlukları alabilmemizde sağ olsun kendisinin çok ciddi katkısı oldu Cumhurbaşkanımızın. Ankaralı bir iki tane şirket sağ olsun, Pasifik İnşaatlar, ben buradan kendilerine de tekrar teşekkür ediyorum. Formamıza sponsor oldular. Fatih kendileri. Erdoğan. Fatih Bey, buradan da sizin aracılığınızla da teşekkür ediyorum. Faruk abiye de bu arada, Faruk Koca, Sadık Soylu. Faruk gerçekten. Koca zaten bu işin mimarı kendisi. Beni bu işe teşvik eden kişi de kendisi. Faruk Bey'in de sağ olsun, o da ciddi anlamda kulübe ekonomik olarak katkısı oldu. Onun katkısı zaten olmasa, onun desteği olmasa, onun ilgi alakası olmasa bu işi götürmek o kadar kolay değil işin açıkçası. Evet. Bazen bunaldığınız oluyor mu başkanım? Yani ben gitmem lazım. Ben bu paralar nedir böyle? Yani çocuğumdan çocuğumla dediğiniz anlar oluyor mu? Çok oldu. Yani şimdi ben bu tabloyu tahmin ediyordum. Tabii rakam tahmin ettiğimizden yüksek çıktı. Buranın zorluğunu biliyordum. Ben Ankara Gücü Kulübü'nde 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde yöneticilik yaptım. Yani para olmadan, ekonomik olarak bir destek olmadan burayı çevirmenin çok zor olacağını biliyordum. Daha önceleri de yaşadık biz bu sıkıntıları. Kolay değil. Çünkü burada şey durmuyor. Gider durmuyor. Mesela şimdi ben kulüpten geliyorum. İşte ödenecek vergiler var, SSK'lar var. En az bir futbolculara para ödemek gerekiyor. Yani dışarıda nasıl bir salgın ne olursa olsun, dünya çapında bir salgın da olsa burada gider var. Bunu da ödemek zorundasınız. Karşılamak zorundasınız. Şimdi ben biraz hayatında sade yaşayan, biraz ayağını yorganına göre uzatan bir insanım yapı olarak. Hesabımı kitabımı bildiğimi düşünüyorum. Bu işin içerisine eğer Ankara Güçlü olmasaydım, bu kulübü tutmasaydım, bu kulübü bu kadar sevmeseydim bu işin içerisine asla ve asla girmezdim. Ama işte Ankara Gücü sevgisi, taraftarların bana olan sağ olsunlar sevgileri, onun haricinde işte kitlelerin bize destek olacağını söylemesi olması, tabii ki yorulduğumuz, moral bozukluğu yaşadığımız günler oluyor ama bunlara engel oldu. Yani en zor günleri atlattık diye düşünüyorum. Çok zor günler vardı, karamsal bir tablo vardı ama Ankara Gücü için 31-30 Ocak öncesinden daha iyi günler var önümüzde. Onun için ümitliyiz, ümitli olmak zorundayız, ümit var olmak zorundayız. Ben kulüp başkanı olarak da camiaya moral vermek zorundayım. Evet. Biz bu işi aşarız, biz büyük bir camiayız diye düşünüyorum ve inanıyorum. Şimdi bir soru daha var sevgili Ülke TV izleyenler, ama onu ben isterseniz bir habere gidelim. Ondan sonra sormak istiyorum. Eski yönetimlere şöyle, ya bu 380 trilyon kardeşim ne yaptınız, mesleği mi getirdiniz dediğiniz anlar da oluyor mu diyeceğim, ama önce sevgili Ülke TV izleyenleri, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve ailesi, ayrıca dünya şampiyonumuz Ramil Guliyev de Evde Kal projesine destek verdiler. O görüntüleri izliyoruz. Daha sonra sorumuz geliyor. Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler neticesinde bizler de destek olmak adına, kendi hayatımızı korumak, kendi çevremizi korumak adına elimizden geleni yapalım, yaptıralım. Bunun için en baş kural olarak ellerimizi 20 saniye boyunca iyice ovalayarak yıkayalım. Kalabalık ortamlardan kaçının, yakın temaslardan kaçının ve gün içerisinde sıkça dokunduğunuz yerleri temizlemeyi unutmayın. En önemlisi olarak, Esen biz ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Lütfen siz de
Bizim gibi evde kalın. Sağlıklı kal, evde kal. Herkes Antalya'dan merhabalar. Lütfen arkadaşlar, bu virüsten dolayı birkaç tane kural uymamız gerekiyor. Lütfen ihtiyaç olmadan dışarıya çıkmayınız. Dışarıya çıkan lütfen maske takınız. Çünkü bu maske sadece sizi değil, etraftaki olan insanları da virüse karşı bir koruma amacıyla kullanılır. Onun dışında dışarıya çıktıktan sonra eve dönünce mutlaka elinizi yıkayın. Ya da dışarıda başka bir yerde el yıkama yeri bulsanız mutlaka elinizi yıkayın. Diğer insanlarla temasa geçmeyiniz. Şu basit bir kuralları biz uysak hiç kim hasta olmaz ve virüs diğer insanlara dalmaz. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, evde kalmaya devam ediyoruz diyoruz. Ve başkanımız da sorularımızı sorduktan sonra hemen, eğer Ankara Gücü'nün çok önemli işleri yoksa evine göndereceğiz inşallah. Evet başkanım, sorduğumuz soruya gelelim. Tekrar söyleyeyim mi? Eski yönetimlere bazen kırgınlık duyduğunuz oluyor mu? Böyle 380 trilyon. Ya biz Messi'yi mi getirdik ve onun yanında da Ronaldinho mu geldi bu takıma dediğiniz oluyor mu? Şöyle, Ankara Gücü'nde bir önceki yönetimi sadece bu işin içerisine katarsak haksızlık ederiz. Çünkü Ankara Gücü'ndeki bu bozulma, ekonomik anlamdaki bu bozulma 10 yıldır var. Evet. 10 yıldır. Tam tersine maalesef, bence yiğineri de bunun dışında tutmak lazım dediğimiz gibi. Yok, onların döneminde de sıkıntı, yani borç katlandığı için sıkıntılar var. 10 yıldır Ankara Gücü'nde ekonomik sistem bozulmuş durumda. Bu işte bir birleşme yapılmıştı. Ankara Gücü, Ankara Spor Birleşmesi olmuştu. Hı hı. Ondan sonra bir mahkeme süreci olmuştu. O dönemdeki gelen yönetim Ankara Gücü'ne, Ankara Gücü bütçesinin çok üzerinde futbolcular almıştı. Mahkeme kararıyla onlar gitmek zorunda kaldıkları için bu futbolcuların borçları, bu borçların tamamı bu kulübün sırtına kaldı. O günden sonra tabii dava açan kendi haklılığını olduğunu düşünüyor. Dava açılan kendi haklılığı olduğunu düşünüyor o dönem için. Çünkü onlar da diyor ki biz bu paraları bulabilirdik. Bu takımı Avrupa şampiyonu yapacaktık diyor. Hedefleri vardı işte, lig şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, ama bizim elimizden alındığı için biz de bu paraları o gün veren müteahhitler kimse bu paraları istiyor dediler. Ve Ankara Gücü'ndeki ekonomik iflas o günden itibaren başladı. Ondan sonra belli işte ta bayağı sıkıntılı günler yaşandı. Bir önceki yönetimin gelmesi, ilk başladığında zaten biz de vardık o yönetimin bir bölümünde. Ondan sonra belli bir süre toparlandı ama son bir yılda mali tablo gerçekten çok bozulmuş. Yani ondan bir önceki yıla göre ciddi anlamda bozulmuş. İşte yapılan transferler, transferlerin uzun süreli yapılması, yüksek rakamlara futbolcu alınması, bunların parasının ödenemeyip işte 3 yıllık imzalandıysa 3 yıllık ödemenin kulübün ödemek zorunda kalması. Çünkü bunlar FIFA'ya gitmiş bu futbolcuların hepsi. Büyük yerliler TFF'ye başvurmuşlar. Onun için ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar var Ankara Gücü'nde. Yaratılmış, meydana getirilmiş. Ama işte çözdüğümüz gibi biraz başkanım, yoluna koyduk. En azından bir düzen geldi. Tabloyu gördük. Ondan sonra da bu işleri, ya bizim en büyük katkımız şu oldu. Ankara Gücü'nün FIFA'daki dosyalarının %80'ini temizledik. Çünkü bu FIFA dosyaları kulüplerin işte ilk önce 3 puan, sonra 6 puan, sonra bilmiyorum bir eksi puan daha oluyor mu, lig düşürmeye kadar götüren yerlere gidiyor bu süreçler. Biz en azından bu kulübü bu tehlikelerin hepsinden kurtarmış olduk. TFF'de bizim şikayeti bulunan hiçbir dosyamız kalmadı yerli futbolcularla ilgili. Kulüp ekonomik anlamda bir yol harita, yani bir düzene girdi diyebilirim. Tamamen çözdük diyemem tabii ki. En azından bir düzene girdi. Tabii ama daha çok işimiz var. Yani biz şu anda 1 lira geliri olmayan bir kulübe aylık 10 milyonun üzerindeki bir giderle yaşatmaya çalışıyoruz. Biz her gün para bulmak için uğraşıyoruz. İşimiz gerçekten zor ama mücadele ediyoruz. Mücadele edeceğiz. Ankara Gücü büyük bir kulüp. Dediğim gibi büyük bir camia. Ben ve arkadaşlarım gücümüzün yettiği kadar bu işi yapabildiğimiz son noktasına kadar yapma niyetinde ve gayretindeyiz. Mücadele edeceğiz. İlk günkü heyecanı taşıyor musunuz şu anda da? Samimiyetle cevap veriyorsunuz. Şöyle, heyecandan ziyade şimdi heyecan taşımanız için şöyle bir şey olması lazım. Ben Ankara Gücü'yüm. Ankara Gücü Başkanlığı'nın nasip olduğu
41-42 kişiden birisiyim ben. Bu az bir şey değil. Yani Ankara güçlülük anlamında az bir şey değil. Onun için tabii ki heyecan ve mutluluk duymak gerekir, sevinmek gerekir. Ama biz dediğim gibi ben biraz da realist bir insanım. Yani tabloya bakınca, işin zorluğuna bakınca heyecandan ziyade her gün ister istemez stres içerisindesiniz. Ha, bizim en güzel tarafımız ne? Deplasmanda ya da burada maç yendiğimiz, galip geldiğimiz zaman en büyük mutluluk, en büyük zevk orada. Bir de taraftarım. Ben şimdi bu işin bu dua boyutunu hiç bu kadar olduğunu düşünmemiştim. Mesela böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Benim bu işe gayretlendiren en büyük etmenlerden, sebeplerden bir tanesi sosyal medyadan ya da beni yüzümle gördüğü zaman Kızılay'da başka bir yerde insanların dua etmeleri. Yani binlerce insan, belki on binlerce insan şu anda da Allah sizden razı olsun diye bana ve arkadaşlarıma, ben bunun hiçbirisini kendi üzerime almıyorum. 17 kişilik bir yönetim kurulumuz var sağ olsun. Yönetici arkadaşlarımın hepsi de burada emeği var. Hepsi tek tek mücadele ettiler. Hepsi bir işin bir ucundan muhakkak tuttular. Bu hep beraber aldığımız dua gerçekten de bizim ya bu karamsar tabloda bu işi nasıl yaparız dediğimiz noktada bu bizim için gerçekten çok büyük bir manevi destek oldu. Bu işin bu manevi destek tarafı beni gerçekten çok mutlu etti. Biraz önce sordunuz ya işte karamsarlık işte evet. gibi şeylerde. Bunları gördüm. Bu işin bu boyutu beni gerçekten mutlu etti. Yani şimdi bir kitle size var. Size inanıyorlar. Sağ olsunlar. Ya beni tanıyor Ankara Gücü taraftarı. Yani ben, 15 senedir, 20 senedir tanıyor. Başkanım şimdi sözünüzü kesiyorum ama biz buraya Mehmet Yiğner'i de almıştık ama ona çok galiz küfür edenler de olmuştu ama ben şimdi bakıyorum sizin buraya geleceğinizi söyledik. Allah hepimizin yanında olsun diyor, yardımcısı olsun diyor, dualarımız sizinle başkanım diyor. Bir tane kötü haber arıyorum, bulamıyorum, bir şeyi söylüyorlar. Hocamız neden bu kadar, Fatih Başkanımıza sorar mısın? Ricardo Fetti bizim göremediğimiz hocanın gördüğü ne var? Veya başkanımızın gördüğü her maçta hata yapıyor. Bir bu kadar, başka yok. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Ankara güçlüyüm. Hayatımın hiçbir döneminde ikinci bir takımım olmadı. Çok uzunca bir süredir, yani belki 30 yılın üzerinde Ankara Gücü maçlarına gidiyorum. Hemen hemen de 15 senedir de bu kulübün içerisindeyim. İnsanlar beni tanıyor. Yani Ankara Gücü üzerinden benim makam, şan, şöhret, ekonomik olarak bir şey yapmayacağımı beklentiniz biliyorlar. Olmadığını yani biliyorum. Benim Allah'a şükür benim yönetici arkadaşlarımızın işimiz gücümüz var. Kendi işlerimizde başarılıyız. Ankara Gücü'nden gelecek hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ankara Gücü'ne bir şeyler katmak için buradayız, vermek için buradayız. Bunu biliyorlar. Onun için de beni yakından tanıdıkları için bu tür şeylere zaten ilk günden beri hiç maruz kalmadık elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi hoca ve oynatılan futbolcular konusunda da ben hoca tercihiyle ilgili söylemiştim. Şimdi aranız nasıl sevgili başkanım Reşit hocamla? İyi yani futbolcularımızla. Futbolcularla benim diyaloğum çok iyi. Yani konuşuyoruz kendileriyle, birebir konuşuyorum. İşte futbol şubesi sorumlusu arkadaşım var, o sürekli orada. Yani ondan bilgiler de alıyorum, sportif direktörle de. Futbol yeri geldiği zaman da ben futbolcuları gece yarısı da telefonla ararım ya da çağırırım ya da otururuz bir yerde muhakkak konuşuyorum. Güzel bir atmosferimiz var Allah'a şükürler olsun. Yani ya ben şeyi yapmadık, burada güzel bir aile ortamı oluşturduk diye düşünüyorum. Mustafa Hoca'yla da. Şimdi biz Mustafa Hoca tercihimizi daha önce de söyledik insanlara. Şimdi biz transfer yasağımızla ilgili biz bazı söylenen hocalar var. Bize söyledikleri şimdi başka kulüplerle anlaşan bazı hocalar var. Emin olun ben hocalarla görüştüm arkadaşlar. Ama bunların hepsini ilerleyen zamanlarda ben size açıklarım. Siz duyarsınız. Sizin düşündüklerinizin aynısını ben de düşünüyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum zaten. Evet. Taraftarlarımıza söylüyorum. Özellikle buradan bu kameraya doğru. Evet, evet. Ben de sizin gibi düşünüyorum bir sürü konuda. Ben de bu sizin bana söylediğiniz kişilerle, hocalarla görüştüm. Siz merak etmeyin. Lig bittikten sonra da açıklarım bunları da. Evet. Mustafa Hoca'yı niye tercih ettik? Onu da söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Biz transfer yasağını açamadan önce, bir önceki hocayla Mustafa Kaplan'la anlaşmadan önce Mustafa Riştakçı'yla o dönemde de görüşmüştüm. Ve bir sürü Süper Lig'de de şu anda görev yapan ve o dönemde boş olan hocalarla da görüşmüştük. O hocalar bize Ankara Gücü'nün transfer yasağı var. Ankara Gücü, haklarını yemeyeyim, Ankara Gücü büyük bir camia.
olmak isteriz. Muhakkak çalışmak isteriz Ankara gücünde ama transfer yasağı var. Transfer yasağı olduğu için de gelemeyiz dediler. Gelmek istemiyoruz dediler. Yani Mustafa Reşit Akçay... Eldeki imkanlar bunlar diyorsunuz yani. Tabii. Şimdi bize Mustafa serzenişte Akçay, bulunuyorsunuz ama ki, imkanlarımız Mustafa bu. Reşit Akçay'ı biz getirdiğimizde arkadaşlar tarihe bakabilir taraftarlarımız. Hı hı. Biz transfer yasağını açmamıştık. Hı. Biz transfer yasağını ayın 30'unda son gün kaldırabildik. Şimdi bizim bu şartlarımızda da bu klasmanda bizi kabul eden hoca Mustafa Reşit Akçay'dı. Ha, başka hocalar da vardı. Ankara gücüne mesela Süper Lig'de çok görev yapmış. Ben buradan camianın ve kulübün büyüklüğünü buradan da görüyorum. Çok hoca da ben Ankara gücüne her şartta gelirim dedi. Biz Mustafa Reşit Akçay'ı da bu tercihler içerisinde onu tercih ettik. Şimdi Fatih ve diğer futbolcular konusunda. Bakın Sedat'ı da eleştirdi futbol taraftarlarımız. Sedat işte o gün bu takımın oyuncusu, kaptanı neredeyse beyin travması geçirecekti. Evet. O noktaya geldi. Şimdi Fatih konusu ve diğer futbolcularla ilgili biz hocanın eline 11 artı 4, 15'e yakın transfer yaptık. Hocaya teslim ettik. İlk hafta hocaya biz yeni geldiği için eski futbolcularla ilgili bildiklerimizi söyledik. Sportif direktör aracılığıyla biz de hocaya işte görüşlerimizi söyledik. Onun haricindeki haftalarda bu işler hocanın tercihi. Evet. Doğrusuyla, yanlışıyla. Evet. Şimdi Fatih'i niye oynatıyorsun diye ben hocaya sormuyorum. Ama ben de hocaya eleştirilerimi, özellikle mesela Gençler Birliği maçından sonra hocaya direkt eleştirilerimi birebir yüzüne söyledim. O da gerekçelerini bana söyledi. Şimdi bir tablo var. En son maçımızda galip geldik. Bu saatten sonra hoca değiştirmek ne kadar fayda sağlar? Ben taraftarlarımızdan ricam şu. Elimizde kadro ve bu futbolcular var. Bunlarla oynayacağız. Ligde de bunlarla kalacağız biz. Evet. Hocayla devam ediyoruz. Onun için moral verelim, motive edelim. Hep birlikte bu takımı ligde bırakalım. Ondan sonra farklı şeyler konuşuruz. Önümüzdeki yıl için farklı şeyler konuşuruz diyoruz. Evet sevgili Ülke TV izleyenler, sohbetimize doyum olmuyor biliyoruz. Mesajlarınızdan da bunu öğreniyoruz. Bu arada tabii haberlerimiz de var. Onları da vermek istiyorum. Biliyorsunuz Dünya Down Sendromlar 21 Mart Farkındalık Günü idi. Tekvando Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Metin Şahin de 21 Mart Dünya Down Sendromlar Farkındalık Günü'nü yayınladığı bir mesajla kutladı. Aynı şekilde karatede 5 kota birden aldık. Şimdi onu da ekranda izlediniz. Olimpiyatlara eğer gidebileceksek, eğer yapılabilecekse olimpiyatlar 23 Temmuz'da biliyorsunuz başlayacak. 8 Ağustos tarihleri arasında Türk karateciler 8 kotanın 5'ini almış oldular. Buradan Esat Deli Hasan ve ekibine de yürek dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Tekvando Federasyonu Başkanımızı da daha önce söylemiştik. O görüntü ekrana geldi mi bilmiyorum sevgili arkadaşlar. 21 Mart Dünya Down Sendromlar Günü Farkındalık Günü'nü yayınlamış olduğu bir mesajla kutladı. İşte ekrana geliyor. Buradan Başkan Şahin'e de selamlarımızı gönderiyoruz ve hemen hazırsa bir haberimiz. Olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül yine yayınladığı bir görüntüyle herkesi evden çıkmamaya, evde kalmaya davet etti. Koronavirüs için izliyoruz. Küresel anlamda çok hızlı bir şekilde yayılım gösteren koronavirüs son günlerde ülkemizde görülmekte. Tabii devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri alıyor ama milletçe ve vatandaş olarak bizlere de bazı tedbirleri almak düşüyor. Öncelikle zaruri bir işimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmayalım, evde vakit geçirelim. Ben şu an evimdeyim, ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Sporumu evimde yapmaya çalışıyorum, ev ortamında. Şartların el verdiği kadar. Bizler de işlerimizi evlerimizde yapalım. Mümkün olduğunca evde vakit geçirmeye çalışalım. Tabii biz bunları yaptığımız müddetçe koronavirüsün yayılmasını durduracağız ve inşallah en kısa zamanda da ülkemizden gitmesini sağlayacağız. Devlet olarak, millet olarak hep birlikte el ele vererek inşallah bu zor günlerinde üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, tekrar birlikteyiz. Hemen başkanımıza sorularımıza devam ediyoruz. Hakem hatalarından muzdarip miyiz sevgili başkanım? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bunu şeyle de bağdaştıralım mı? Yani ben o çok girmek istemiyorum. Federasyonla da karşı karşıya gelinsin istemem ama federasyon ve hakemlerden rahatsız mıyız? Şöyle, seçilmiş bir federasyon var. Onlarla ilgili federasyon tutup da federasyon başkanı ya da yöneticisi birebir hakemlere ne kadar etki edebilir orasını bilmiyorum işin açıkçası. Yalnız şöyle bizim şikayetlerimiz ve sıkıntılarımız var. 3-4 tane birebir biz göreve geldikten sonra maçta sonuca etki edecek hatalar yaptı hakemler bizim maçlarımızda. Ben bunu daha önce de söyledim. Yani ben hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama hakemlerde konsantrasyon eksikliğini görüyorum. İşe motive olma sorunu olduğunu görüyorum. Bir de bu VAR sistemi bu sene uygulandığı için biz de bunun kurbanı oluyoruz. Çünkü VAR hakemleriyle sahadaki hakemlerde tam bir uyum göremiyorum ben. Biz Kulüpler Birliği ve Federasyon'un ortak yaptığı bir toplantıda MHK Başkanı, yardımcısı ve VAR sisteminin başındaki hakem hocamız da vardı orada. Bize bu senenin zorluğunu anlattılar. Biz de Ankara Gücü Kulübü olarak saygı gösterdik. Saygı gösteriyoruz. Geçiş süreci zor olacaktır. Orada anlattıkları özel bilgiler de vardı. Bunları hep içimizde tuttuk. Söylemedik. Hiçbir yerde konuşmadık. Haklılıkları var. Anlattık sorunları var. Muhakkak. Ama ben hakemlerin konsantrasyon sorunu olduğunu görüyorum. Mesela bu hafta Gazişehir maçımıza Cüneyt Çakır verilmişti bizim. Biz Cüneyt Hoca ile ilgili daha önce iki maçımızda Kayseri Spor ve Trabzon Spor maçlarımızda Cüneyt Hocamız bizi 10 kişi bıraktı. Ben bunu daha önce de söyledim. Ben bir Türk vatandaşı olarak Cüneyt Çakır'la gurur duyuyorum. Çünkü ülke hakemliği adına gerçekten iyi işler yaptı. Ülkemizin adını en yüksek birinci müsabakalarda, prestijli müsabakalarda gündeme getirdi. Bir Türk hakem olarak görev aldı ama bizim maçlarımızda konsantrasyon eksikliği vardı. Trabzon maçında bizi ilk yarı 10 kişi bıraktı. Fatih orta sahadan 2 sarı karttan kırmızı verdi. Kayseri Spor maçında Cebrail'i kırmızı kartla hiç faul olmayan bir pozisyonda oyundan attı. Penaltı olmayan bir pozisyonu verdi. Gazişehir maçımıza da Cüneyt Çakır atanmıştı. Ben bu maçta daha iyi bir performansı olur diye ümit ediyorum. Ben Ankara Gücü Kulüp Başkanı olarak bunlarda bir art niyet aramıyorum. Öyle olması lazım diye düşünüyorum. Dünyanın en iyi hakemlerinden futbol sahada oynanır ama konsantrasyon eksikliği oluyor. Bazen dikkat etmiyor hakimler. Mesela Beşiktaş maçında en son işte 2 hafta ya da 3 hafta şimdi ara verildiği için zamanı karıştırabilirim. Sedat'ın mesela bir pozisyonu vardı. Maçın hakemi o gün penaltıyı vermedi. Maç 1-0'dı. İlk yarıydı. Mesela o gün o penaltıyı verseydi Beşiktaş-Ankara Gücü maçının sonucu kesinlikle ve kesinlikle farklı olurdu. Şimdi bizim gibi düşme hattındaki takımlar için bir puan çok önemli. Bir gol averaj açısından çok önemli rakiplerinle oynadığın zaman. Ben hakemlerin bu sene konsantrasyonlarının eksik olduğunu, performanslarının biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Art niyet aramıyorum. İnsani olarak bakıyorum olaylara. İslami olarak bakıyorum. Ama bundan sonra daha dikkatli olmalarını biz Ankara Gücü Kulübü olarak özellikle rica ediyoruz ve istiyoruz. Evet. VAR sistemi devam etmeli mi? Etmeli. Hakemi kurtaracak bir sistem bence VAR sistemi. Ama VAR hakemlerinin sadece VAR hakemi, sağ hakemlerinin sadece sağ hakemi olması lazım. Şimdi bu hafta sahada maç yönetip bir haftada VAR'da görev yaptığı zaman bir de onların kategorilerinin de bence farklı olmaları lazım. Çünkü VAR sistem, yani farklı şeyler var orada duyumlarımızda, onu çok konuşmak istemiyorum. VAR hakemi ve sağ hakeminin ayrı ayrı olması lazım. Daha rahatladı sanki VAR'la birlikte Türkiye. Geçen mesela penaltı olup da görülmeyen şeyler görülmeye başladı. Bu avantaj. Muhakkak biz de buradan VAR sistemi sayesinde bizim lehimize olan kararlar da oldu. Hakemler tarafından da ben zaten yani kasıt aramıyorum derken bizim lehimize olan kararlar da oldu. Ben onun için böyle diyorum zaten. Anladım. Yani VAR sistemi hakemlerin işini çok kolaylaştırır, kolaylaştırıyor. Kamuoyunu da rahatlatıyor. VAR'a gidildiği zaman iş çözülür, rahatlar. Evet. 31 Mayıs sendromu diyorlar kulüpler.
Sizin için de var mı böyle bir sıkıntı, geliyor mu? Muhakkak şimdi kontratlar bitiyor. Evet. Yabancı futbolcuların kontratları bitiyor. Yerlilerden de bitenler var. Yani lig oynanacaksa takvim 31 Mayıs'a yetişmez gibi görünüyor. Evet. Buradan işte UEFA ve FIFA bunlar bir karar verirler diye düşünüyorum bunlar için. Biz de ülke olarak buna uyarız. Yani bireysel bir şey olmadığı için, sadece Türkiye'de olan bir şey olmadığı için onun için bizi çok orada rahatsız edecek bir durumun olacağını ben düşünmüyorum. Ama bu ligler bu şekilde nasıl oynanır onu bilmiyorum. Şu anda yani önümüzde bir netlik yok, evet. Fluluk var. Sevgili Ülke TV izleyenleri, sohbetimize devam edeceğiz ama bir taraftan da haberlerimiz var. Satranç Federasyonu da hazırladığı bir klip ile herkesi evde kalmaya, aynı zamanda satranç oynamaya davet ediyor. İzliyoruz hep birlikte. Evde satrançla durduracağız. Evde olmak satranç çalışmanı engel değil. Evde kal, satrançla kal Türkiye. Evinde kal Türkiye. Kendi sağlığın ve sevdiğinin sağlığı için evde kal Türkiye. Bu aynen heyecanım, heyecanı yok. İyi izleyin şimdi şu. Bulun bakalım. Kalifeye dansı yaptım. Orada çatı. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, yine bir VTR'miz daha var, haberimiz daha var. 21 Mart Dünya Down Sendromlar Farkındalık Günü demiştik biliyorsunuz. Şampiyon sporcularımız da birer mesaj yayınladı. Oradan o özel görüntüler hep birlikte izliyoruz. Ben dünya şampiyonu Atta Selamet Halde. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Spor Bakanı Mehmet Murayip Kasaboğlu, Sayın Federasyon Başkanı Birol Ayrı, Miyaz Han dilinizi kutlayın. Evde kal tavsiyenizi uğrayat, evde kalıyoruz. Adi Türkiye, evde kal, herkessiz kalma. Hedefi 2020 transferme oyunlarından altın madalya kazanayak, İstiklal Marşımızı okutmak. Bugün 21 Mart Dans Saat Doğum Lulal Günü. Yani bizim günümüz. Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz, evde kalıyoruz, evde kal Türkiye. Cumhurbaşkanımızı sizi dinliyoruz, evde kalıyoruz, evde kal Türkiye. Cumhurbaşkanımızın sözünü dinliyoruz, evde kalıyoruz, evde kal Türkiye. Cumhurbaşkanımızı sözünü dinliyoruz. Evde kalıyoruz. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, sohbetimiz devam ediyor. Bu arada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da özel sporcuların biliyorsunuz Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutladı. Hem federasyonumuz kutladı, hem de Cumhurbaşkanımız yayınladığı bir mesajla kutladı. İşte görüyorsunuz ekranda görüntülerini hep birlikte. Biz de bu özel çocuklarımızın, meleklerimizin 2 gün önceki bu anlamlı gününü biz de paylaşıyoruz ve kutluyoruz, öyle mi sevgili başkan? Tabii ki. Evet. Biz de Down sendromlu taraftarlarımız var. Var mı? Tabii. Gelirler, Emre var bir tane. Bana futbol geçen gün antrenmana geldi. Ne yapıyorum Fatih diyor futbolcuların içinde. Biz de seviyoruz onları. Harika. Özel insanlar onlar. Ben de kutluyorum günlerini. Evet, sağ ol. Başkanım, zaman harcamayalım. Ben mesela bir soru var burada. Diyoruz ki taraftarlarla ilişkilerinize bir son 5 dakikamızı onlara vermenizi istiyorum. Ama ondan önce 19 Mayıs Spor Kompleksi. Cumhurbaşkanımıza sohbetleriniz oluyor. Evet. Yeni stat için neler düşünüyorsunuz? Eryaman'a alıştık mı? Eryaman stadyumu güzel bir stadyum. Bir 5000 kapasitesi daha olsaydı bizim Ankara Gücü için ideal bir stadyum. Fakat bizim taraftar yoğunluğumuz ve de Ankara'daki ulaşım şartları bizim Mamak'tan, Altındağ'dan, Keçiören'den, özellikle bu bölgelerden ciddi bir taraftar kitlemiz var. Bu taraftarların Eryaman'a gelmesi gerçekten bir zorluk. Yani biz bile yaşıyoruz özel arabalarla gittiğimiz zaman. Mesela işte
ne bileyim buralardan, Çukurambar'dan, Balgat'tan oraya gitmek bir maç saatleri de akşam oluyor. Yani 45-50 dakika, 1 saat oluyor belki. Yoğunluk da oluyor. Ulus'un 19 Mayıs Stadyumu'nun o şehir merkezinde olması, metronun, otobüs durakları, dolmuş durakları, şehrin ortasında olması bizim için çok önemli. Ve Ankara Gücü taraftarı için de çok önemli. Biz onun için bir eğer bir stadyum yapılacaksa bunun yerinin kesinlikle ve kesinlikle eski 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu yerde yapılması bizim isteğimiz kulüp olarak kesinlikle budur. Evet. Yapılacak mı oraya? Ben oraya yapılacak olarak biliyorum. Hı-hı. O stadyumu. Daha önceki dönemlerde ben 2010 yılında stadyumda bir anonim şirket vardı. Gençler Birliği Ankara Gücü AŞ. Ben oranın yönetim kurulu üyesiydim. O dönemde çok ciddi proje hazırlıkları yapılıyordu. Biliyorum. Hatta o alanın tamamen yıkılıp böyle Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı ölçüde bir stat yapılmak ve etrafına da bir kompleks yapılmak isteniyordu. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin en özel ve en güzel stadyumu Ankara'ya yapılmalı, yapılacak, yapılmalı, yapılacak diye kesin konuşmayayım ama yapılmalı dediğini duymuştum. Belki de okumuştum, belki de haberlerde görmüştüm. Böyle bir isteğinin ve bir arzusunun da olduğunu düşünüyorum. Bence de yakışır Ankara'ya. Yani Türkiye'nin en güzel stadyumunu yapmak da ülkenin başkentine yakışır ve 19 Mayıs'ın olduğu yere yapmak yakışır. Evet. Biz de bekliyoruz inşallah. Şimdi Deniz'den Sako ve bir on numara transferi yapılacak mı? Şimdi tabii lig bitince, yeni sezon için tabii, artık. Tabii lig bitince bunlara bakılacak. Şeye de bakma. Yani şimdi bizim arkadaşlar, taraftarlar tabii ki istiyor. İyi transferler olması lazım ama bizim sonradan transfer ettiğimiz futbolculara da talip var. Sizin pardon başkanım yönetiminiz kaç kişiden oluşuyor? 17. Taraftarlar 18 mi oluyor? Taraftarı tabii taraftar yönetimi içe. Çünkü içe, maşallah çok, ama o kadar onlara, iç içesiniz ki. Ben onların her görüşüne önem veriyorum. Emin olun okuyabildiğimin hepsini. Bazen bir bakamadığım günler de oluyor. Hiç bakamadığım yoğunluktan ama ben onların görüşlerine çok önem veriyorum. Dediğim gibi ben de onlar gibi yani kulüp başkanı olmama rağmen %95'inde onlar gibi düşünüyorum olayları. Evet. Ama bazen yapamadığınız şeyler oluyor. Yani kulüp başkanı olsanız bile bazen bazı şeyleri yapamıyorsunuz. On numara transferi ve şimdi biz bu transferleri yaparken giden hocalarla ve bizim kendi yaptığımız tespit Ankara Gücü'ne 7 tane bölge tespit etmiştik. Bu bölgelere göre de şey yapmıştık, transfer çalışması yaptık. Büyük kısmını gerçekleştirdik bunun. İşte bir dedikleri gibi 10 numara transferi belki, aslında son dakikaya kadar görüşülen isimler vardı. Olmadı. Bu sezon bittiğinde, işte Ankara Gücü inşallah ve inşallah Süper Lig'de devam ettiğinde, bu kadroya Ankara Gücü'nün belki bir, belki iki takviye ile ben bu takımın lig başladığında bu şekilde başlasaydı ilk 10 içerisinde kesinlikle bu 6. 7. 8. olabilir de olacağını inanıyorum ve düşünüyorum. Yani çok fazla önümüzdeki yıl kalırsak ligde yani, transfere ihtiyacımız yok bizim. Bence yok. Stresten fazla, dolayı biz bu noktadayız. Kesinlikle en fazla biz bir ya da iki futbolcu transfer ederiz. Bizim ikinci yarıda yaptığımız futbolculara da şu anda transfer teklifleri oldu oynadıkları maçlardan sonra. Ama tabii ki biz devam ederiz hepsiyle. Evet. Evde kalıyoruz başkanım diyor biri. Bir taraftarlardan biri. Koronavirüs konusu için. Ben kalamıyorum ama sizler muhakkak evde kalın. Bunu özellikle söylüyorum. Bununla ilgili ben çocuklarımla beraber video yayınladım. Keşke görseydik yayınlardık. Bir şey istedi, bir ajans istedi. Onlar için gönderdim. Dün de ben de evde kalmaya dün kaldım. İşim olmadı. Yani olmasa emin olun. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çıkmam evden. Yani böyle bir ortamda dışarıda olmak çok doğru değil. Ama bizim çıkmamız gerekiyor. Bizim gibi insanlar biraz istisna olabilir. Ama onun haricinde herkesin muhakkak ve muhakkak evinde kalması lazım. Küresel bir afet yaşıyoruz. Gerçekten küresel bir salgın. Yani ülkemizde şükürler olsun başından beri çok iyi yönetildi. Yani iyi gidiyor. Sağ olsun Sağlık Bakanımız her gün gece bilgilendiriyor. Gidişatı iyi görüyorum. Belki öbür Avrupa ülkeleri kadar büyümeden engel olunur. Tabii burada kişisel önlemler de çok önemli. Dün ben
Dün gece de genç takımlarımız için bir video evden çektim, gönderdim onlara da. Muhakkak evde kalın diye ve söylüyorum, evde kalın abi. Evet, evet, son sözleriniz de bu olsun sevgili başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, geldiniz ve sorularımıza içtenlikle cevaplar verdiniz. İnşallah Ankara Gücü gönlünüze göre iyi bir noktada bu sezonu tamamlar. Önümüzdeki yılda daha iyi yerlerde yer alır. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, evet sevgili Ülke TV izleyenleri, bugün programımızda Fatih Mert, Ankara Gücü Kulübü'nün çok değerli başkanını ağırladık. Sorularımızı hep birlikte sorduk. Sizlerden gelen soruları da sormaya gayret gösterdik. Programımız burada bitti. Önümüzdeki hafta yine birlikteyiz. Şimdilik hoşça kalın.